Mesela belki aile içerisinde veya kendi sosyal çevresi içinde yeteri kadar talep görmediğini düşünen kişi kendini sosyal medyada farklı şekilde ifade etmeye başlıyor ve kısa sürede belki bir popülarite kazandırıyor kendisine. Sanal dünyada bir popülerlik kazandırıyor. Bu da sizce gerçek hayatla onun o sanal dünyası arasında bir uçurumun oluşmasına yol açıyor mu sizce hocam? Evet, yani aslında genç o yaşlarda özellikle, yani hepimiz bunu, her insan tabii ki ister ama daha çok onaya ihtiyacı var. Daha çok kabul görmeye ve beğeniye ihtiyacı var. Takdir edilmeye ihtiyacı var. Şu anki hayat tarzında işte postmodern dünyada belki ebeveynlerinden ya da yetişkinlerden örnek olabileceği insanlardan bunu göremediği zaman sanal kimliklerle, sanal ortamlarda bunu arayışına giriyor diyebiliriz belki. Dolayısıyla oralarda da farklı farklı kimlikler oluşturuyor. İşte beğeniler üzerinden geçen bir ya da marka tutkunluğu üzerine giden bir hayat o zaman karşımıza çıkıyor. Tükettikçe var olduğunu düşünüyor. Ve mutlu oldu. Aynen öyle. Yani popüler kültür etkisiyle, tüketim kültürünün etkisiyle bunlarla kendi kimliğini aslında adlandırabiliyor. Ve son yıllarda narsistik eğilimlerin de mesela gençlerde arttığı söyleniyor yapılan araştırmalarda. Ve baktığımız zaman işte televizyon programları, bu reality show'lar hepsi de kendini gösterme, kendini izletme üzerine kurulu ve onların işte izlenilmesi üzerine yapılan yorumlar üzerine kurulu programlar. Dolayısıyla burada da bir görülme, kendini gösterme, daha fazla beğenilme, işte birileri tarafından işte like alma gibi şeylerle var olduğunu göstermek ve onay almak istiyor. Evet. Bunlar da bu çağın getirdiği şeyler, negatif. Ben de tam onu yine şey üzerinden söyleyeyim, benim alanım üzerinden söyleyeyim. Yine işte sosyal medyada görüyoruz. İşte bir tane yetimin başını okşadık. İşte şu kadar şurada şunu yaptık. Bu kadar iyilik yaptık. Aynı şey o var olma ve kendini kabul ettirme isteği burada da karşımıza çıkıyor. Yine orada da yani herkes şeyine göre ya inancına göre, aldığı eğitime göre, kültüre göre, ideolojisine göre ha, kimisi fiziksel olarak kendini gösteriyor, kimi yaptığı işlerle kendini gösteriyor, bir kimi bir başka şekilde ama sonuçta onay almak istiyor. Burada belki o onay almanın şekli farklı. Yani kabul etmek ve tekrar hani ısrarla ben hep onu söylüyorum, karara katmak ve sonuca katmak. Bir de bir nokta daha var, onu da çok önemsiyorum ben herkesle, bu sadece gençlerle değil herkesle yaptığımız işlerde bir işi yaptıktan sonra da geri dönüş çok önemli. Olumlu ya da olumsuz değerlendirme çok önemli. Biz onu da çok atlıyoruz. Birlikte bir şey yapıyoruz ve kale almadığımız için aslında bir anlamda karşımızdakini bu o anlama geliyor. Geri dönüp söylemiyoruz. İyi yaptın. Bunu bir daha böyle devam et. Kötü yaptın, bunun burasını şöyle düzenle. Ya da işte böyle bir şey yaptık, şöyle iyi cevaplar aldık. Bu da önemli bir şey ve gençler için bunlar somut şeyler. Biz hani yapıyoruz, kendimizi az çok zaten ölçebiliyoruz, anlayabiliyoruz belki ama geri dönüş, raporlama, değerlendirme, sivil toplum kuruluşlarında da bu önemli. Bak birlikte böyle böyle bir şey yaptık. Sen şunu söylemiştin. Senin dediğin gibi yaptık ama böyle olmadı. Aslında öyle yapmasaydık daha iyi olacaktı. Demek de doğru. Evet. Ya da sen yaptın, sen söylediğin için böyle yaptık. İyi ki de böyle yapmışız. Değil mi? Demek de önemli. Aslında bu da yine bizim çok atladığımız bir şey. Evet. Burada sizin söylediğinizde de Havva Hocam şey fark ediyor değil mi gençler? Yani ben aslında değerliyim onlar için. Evet. Benim görüşlerime güveniliyor. Evet. Bana güveniliyor, bana soruluyor. Yani demek ki ben bir kişi olarak varım ve hani benim varlığım onlar için önemli, benim düşüncelerim. Dolayısıyla daha fazla belki özgüveni yerine gelerek bu sorumluluğu fazlasıyla almaya çalışıyor. Fazla düşünüp işte bir şeyler üretip sizlere öneriler getirmek onun sonucunda gelen şeyler. Ama geri dönüş sizin dediğiniz gibi yapılmadığı zaman hani demek ki hiçbir kıymeti yok benim düşüncelerimin, benim varlığımın yetişkinler nezdinde. Böyle bir geri bildirme aslında sebep oluyor.